Kolektif iyileşme 8 aylık bir proje, araştırma temelli bir proje. Çok değerli paydaşların katkısıyla bugünlere geldi diyebilirim. Projeye ilk başladığımızda aslında çıkış noktamız kadınların en çok kamusal alana temas ettiğinde kendini yalnız hissetmesi, dışlanmış hissetmesi üzerine. Böyle bir mekanda, kamuyla bu kadar temas eden bir mekanda belirli problematiklere dikkat çekmek üzereydi. Dolayısıyla kadının güncelde yaşadığı temel sorunlar bizler için bu serginin merkezinde yer alıyordu diyebilirim. Seçkiyi hazırlarken Konda Araştırma Şirketi'nin toplumsal ruh hali başlıklı araştırma bulgularından faydalandık. Burada da karşımıza bazı sorunlar çıktı kadınların güncelde yaşadığı. Bu sorunlara şu şekilde örnek verebilirim. Flört şiddeti, dolaylı iletişim, sosyal medya obezitesi, toplumsal hafızada kadınlara atfedilen bazı sıfatlar. Bunlar genellikle kırılgan, naif sıfatlar oluyorlar. Ve iş hayatında kadının yine aynı şekilde yaşadıkları, evdeki sorumluluk dağılımının eşitsizliği gibi pek çok problemi fark ettik. Dolayısıyla hazırlık sürecinde bu iki müze, 18 sanatçı kadın, bütün paydaşlar bir araya geldiğimizde mekanımızın da Metrohan olması, ki burası çok özel bir yer çünkü kitleler için kavşak noktasında, çok çok fazla buluşmalara ya da vedalara tanıklık edilen bir yer. Dolayısıyla kamuyla bu kadar temas edebilecek bir lokasyonu biz de en verimli şekilde kullanmak istedik. Kolektif iyileşme aslında yeni bir iyileşme biçimi öneriyor. Bu iyileşme biçimi de bu kadar kamusal bir mekanda gelip bazı şeyleri tartışmaya açmak, daha çok konuşmak, unutmamak ve üzerini kapatmamak üzerine bir iyileşme biçimi. Tabii ki burada biz kadınları temel aldık ama çok kapsayıcı bir programımız var. Dolayısıyla aslında burada kadınlar, çocuklar, erkekler, herkes için yeni bir iyileşme yaklaşımı öneriyoruz. Kolektif iyileşme projesi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği bünyesindeki İstanbul Şube'nin Mina Çocukları Projesi'nin aslında bir sergisi ama burada biz çok özel bir yol arkadaşlığı yaptık. İBB Kültür'le bir araya geldik. Onların özgür ifade alanında bu kadar çok alan tanıması, şehir içerisindeki yenilenmiş bu muhteşem mekanları bize tahsis ediyor olması ve tabii ki de çağdaş sanatın kitlelerle buluşması için bu özveri, bu çaba bu projede çok büyük bir rol oynadı diyebilirim. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin ve derneğimizin sosyal sorumluluk projelerinden Mina'nın Çocukları Projesi'nde birinci yılımı tamamladım. Kısaca derneğimizden bahsedecek olursam, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, genç üniversiteli kadınların eğitimlerine sağladığı maddi desteğin yanı sıra, aynı zamanda bu genç kadınların daha güçlü, özgüvenli, bilinçli, farkındalık sahibi, yani geleceğin güçlü kadınları olmaları yönünde onlara destek sağlıyor diyebilirim. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin yürütmekte olduğu sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olan Mina Çocukları Projesi, Anadolu'nun dört bir tarafından gelen ve İstanbul'da öğrenimine devam eden başarılı Türk kadınları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bir projedir. Bu proje kapsamında bizlere birçok eğitim verilmekte, psikolojik eğitimler verilmektedir ve bu eğitimler sonucunda da memleketlerimize dönüp eğitimi bırakılma yaşı olan 14 yaş arası çocuklara mentorluk yapıyoruz ve onlara rol model olmaya, onların kariyer hedeflerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği bursiyeri ve Mina'nın Çocukları Projesi'nin yürütücülerinden biriyim. Ben serginin kolektif iyileşme mesajının bizlere somut olarak ne ifade ettiğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz ay Cumhuriyet tarihimizin en büyük afetini yaşadık ve o günden itibaren biz ne yapabiliriz sorusuna yoğunlaştık. Bu kapsamda da bugün Metrohan'da ziyaretçileriyle buluşan sergimizden elde edilecek bütün gelirler bu amaç için kullanılacak. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği bursiyerlerindenim. Mina'nın Çocukları Sosyal Sorumluluk Projesi'nin de proje yürütücülerindenim. Bu sergide de küratöryel asistanlık yaptım. Projemizde kolektif üretme, çalışma ve çözüm arama bilinciyle projemizi yürütmeye ve geliştirmeye devam etmekteyiz. Çağdaş sanatla ilişkimizde aslında çağdaş sanatı kamuyla buluştururken
anlatmak istediklerimizi sanat aracılığıyla paylaşıp ve kendimize paydaşlar aradığımız bir serüven olmasıydı. Kolektif hafıza, yansıma ve iyileşme sergilerimiz de bu şekilde gerçekleşti. Kolektif iyileşme sergimizde iyileşmeyi ve iyileştirmeyi isteyen herkesi bekleriz. Bizler Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği çatısı altında Mina'nın Çocukları Sosyal Sorumluluk Projesi olarak her yıl Mart ayını bu önemli ve anlamlı günü de içine alarak kadın birliğinin bir yansıması olarak çabalayarak, farkındalık yaratarak bir arada geçirmekteyiz. Bugün bu şartlarda, burada birbirimizi dinleyebiliyorsak, birbirimizi anlayabiliyorsak, birbirimizle bildiklerimizi paylaşabiliyorsak aslında tam olarak istediğimiz bir aydınlanmanın gerçekleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Her 8 Mart'ın bir öncekinden kadınlar adına daha adil, daha özgür, daha eşit bir dünyada kutlanması en büyük temennilerimizden. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.